herkese yeniden merhaba ve yeni bir haftalık alışveriş videosuna hoş geldiniz. Bugün cuma. Cuma günü gelebildik markete ve gördüğünüz gibi şu anda reyonlar dolu. Bakalım bu hafta neler alacağız. Uzun zamandır böyle bir çorba seti almıyorduk. O yüzden böyle yarım kiloluk bir çorba seti alacağız. Genelde içerisinde pırasa, havuç. Bunun adını hep unutmakla birlikte enginar değil. Bunun adını yazarım. Ve maydanoz oluyor. Bunu hem çorba yapabiliyorsunuz hem biz mesela fırına atıyoruz. O da güzel oluyor. Bir tane bunu alacağız. Fiyatı 1.19. Genelde eve yakın olduğu için Netto'dan alıyoruz patatesleri. Böyle bir patates gelmiş. Şöyle 4 kilo patates. Kilosu 1.87'ymiş. 4 kilosu 7.49 olacak. Biraz şey olmuşlar ya. Çok hoşuma gitmedi. İyi marul bulmakta şu anda zorlanıyoruz. Yani bulursak bir tane alacağız. Bu en iyisi gibi duruyor. Şöyle ikili marul. Her zaman aldığımızdan. Bunun da tane fiyatı 1.29. Bu arada ben bilmiyordum bunu. Instagram'da gördüm. Ve bence güzel bir bilgi. Almanya'da mesela böyle bir sepetten bir ürün alıyorsunuz. Hangisinin daha taze olduğunu görmek isterseniz. Bu mesela 25. haftanın 3. günü üretilmiş. Mesela bizim aldığımızda 26. haftanın 2. günü. Mesela bu daha taze diyebiliriz. Bir tane de şöyle çeri domates aldım. Uzun zaman oldu almayalı. Bunun da fiyatı 1.99. Böyle iki tane de mini salatalıklardan aldım. Bunlar gerçekten güzel oluyorlar. 200 gramın paketi de 1.69. Hepsi de 26. haftanın 2. günü üretimli. Bir tane de tost ekmeği bulduk. Son kalmış. Bunu dinleyeceğiz şimdi. Orta boy dinleyebiliriz. Bu kuarklardan iki tane daha alacağız. Gerçekten çok 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 güzel. Tavsiye ederim. Şöyle. Ve tanesi de bu %20 olan mı? Bu kaçlı olanmış? Bir ona bakayım. Burada çünkü bir tanesi indirimde. Ama yok, bu indirimde olan değilmiş. Bunun tanesi 1.35. İndirimli olan buymuş. %20 yağlı olan. Şöyle bir ürün gelmiş. Bu da İtalyan ürünü. Ve çok güzel, pide gibi. Üzerine istediğiniz her şeyi koyuyorsunuz ve 5 dakikada hazır. Bayağı da güzele benziyor. Bunun da fiyatı 2.22. O kadar öldükten sonra dedim ki bir tane daha alalım ve şurada küf gördük. O yüzden bunu üzülerek yeniden yerine bırakıyoruz. Yani şöyle bırakayım. Şu anda etrafta kimse yok çünkü. Görürsem hemen göstereceğim bunu. Bir tane de Gazi'nin yoğurdundan alıyoruz yine. Çünkü bir tanesi hala duruyor. O yüzden bir tane alalım dedik. Fiyatı da 2.49. Ve bu aralar oldukça fazla yağsız, sadece kaşarlı ve tost ekmeğiyle çorbayı çok yaptık öğle aralarında. O yüzden bundan birazcık azaldı. Bu hafta, önümüzdeki haftada yetsin diye bir tane alıyoruz. Bu da 5.99. Sanırım Almanya'daki en çok sevdiğim dondurulmuş sebze de bu. Minik bezelyeler. Gerçekten çok güzel oluyorlar ve ben her şeyin yanında tüketiyorum. Balığın, hamburgerin, çorbanın, gerçekten her şeyin yanında. O yüzden bundan 2 paket alacağım. Çünkü geçen hafta aldığımız bir paket bitmek üzere. Bunun da fiyatı 2.19. Bunun da içeriğini hemen şöyle göstereyim size. Evet, gördüğünüz gibi içinde bezelyeden başka hiçbir şey yok. Geçen hafta ton balığı alırken mısır almayı unutmuşum. O yüzden böyle üçte konservede mısır alıyorum. Bu da Netto'nun kendi markası konserve. Üçlüsünün fiyatı 2.29. Bir de bu pizzadan aldık az önce. Diğer küflü olanı bıraktığımız için bunu göstermeyi unuttum. Bunun da fiyatını yazarım buraya. Ve ben yani ananas da seviyorum. Onun için şöyle ananas alacağım bir tane bunu kullanmak için. Yani bence çok güzel oluyor. Bunun da fiyatı 1.49. Şöyle her zaman olmayan ürünlerin olduğu bir reyhandayız. Burada da bir tane ketçap gördük. Bu da böyle bayağı katkı maddesiz bir ürüne benziyor. Konserve, koruyucusu yokmuş, tatlandırıcı yokmuş, laktoz yokmuş, gluten yokmuş. Bir tane bunu alacağız denemek için. Bakalım nasıl çıkacak. Fiyatı 1.99. Bunlar aldı şimdi Mert, o yüzden geri koydum. Ve biraz önceki ananasın çok daha büyüğünü ve aynı markanın daha büyük bir konservesini aynı fiyata gördüm.
O yüzden bununla değiştireceğim şimdi aldığımı. Neden nasıl bu kadar büyük bir fark var çok anlamadım ama aynı marka olduğu için çok da sorgulamıyorum. Bu benim şimdi aldığım ve eskisi de bu. Yani 340 gram net ağırlık 567 suluymuş. 340'a 490. Arada ciddi fark var. Bir de uzun zamandır kağıt havlu almıyoruz. Bunlar da böyle güzel meyveli desenliymiş. Ama bu daha güzelmiş. Bunu çok beğendim. Bir tane bundan alalım şöyle. Dekoratif dizaynını düşürmeden. Bu bayağı tatlı. Bunun da fiyatı 3.45. İyi ki durmuşuz. Çünkü buzdolabı poşeti alacaktım. Unutmuşum. Böyle 1 litre yüzlük alacağız. Böyle bir kutu. 1.25 fiyatı. Bir de 3 litre 75 liden alacağız. Bunun da fiyatı yine 1.25. Evet, ben de bugün böyle Crocs'larla geldim ve burada da Crocs varmış. Bunda rengi güzelmiş aslında ama tam güzel bir lacivert. Bunun da fiyatı 29.90'a gelmiş. Bir tane de çamaşır bulaşık makinesi temizlemek için böyle bir ürün var. Bunu böyle koyuyorsunuz ve boş çalıştırıyorsunuz ya, hani tam olarak nasıl söylenmesi gerektiğini bir an bilemedim. Ondan alacağım bir tane. Genelde DM'ninkini alıyordum ama şimdi aklıma gelmişken burada da alayım dedim. Çünkü aynı fiyat ve neredeyse aynıdır diye düşünüyorum. Ve en sevdiğim protein barlardan da alayım gelmişken, yolda giderken yemiştim ve o kadar iyi gelmişti ki anlatamam. Bunlar da 2025'in ikinci ayına kadar geçerliymiş. 4 tane kalmış. 4'ünü de alıyorum. Tanesi de 89 cent. Ben diğerlerini de denedim ama bence en güzeli bu. Bir tane de 3,5 yağlı bu sütten alalım. Bunu artık ellediğim için bunu alalım. Bunun tadı gerçekten çok güzel bu arada. Zahsın sütlüye geçiyor. Ve fiyatı da 1.49. Çok özlemişim burayı. İlk olarak bu her şeyin indirimde olduğu reyona geldik. Neler varmış bir bakalım birlikte. Mesela bu neymiş? Aa, bu el yapımı, ev yapımı hardalmış mesela. Sosis, noodle'lar. Burada başka bir yoğurt soslu salata için. Burada salata için yine sos. Kartor'un vanilya aromalı tatlı sosu varmış. Çok iyi değil mi? Yine başka bir meyve suyu. Burada yine soslar, böğürtlenli. Burada yine yoğurt sosu, çay. Burada da böyle mini, tekli karabiberler var. Sonra burada... Aa, çok iyi değil mi? Bu sakızları mutlaka bilirsiniz. Böyle tekerlek, böyle açtıkça içinden geliyor. Kolalıymış bu. Dayım çikolata. Ve orada da biskotti var. Burada da kahveler var ama... Bu galiba, bu çekirdek, bu pot kahvesi, bu da mı çekirdek? Ha yok, bu hazır kahveymiş. Nescafe gibi olan. Bu da mı? Bu da. Bu ölçülmüş kahve ama hazır kahve değil. Güzel. Buradaki ürünler de oldukça azalmış. Mesela bunlar sanayi tipi bulaşık yıkama ürünleri, ledler, eldivenler, kupalar, bardak altları, tatlı şeyler var. Sonra da içkilerin olduğu reyona geldik. Şöyle bir şarap dikkatimizi çekti. Kırmızı şarap, bundan alacağız bir tane. Bunun fiyatı 4.49. Tatilde çok fazla kokteyl içmiştik ve aklımızda kalan iki tane var. Mojito ile Pina Colada. O ikisi için de rom lazım. O yüzden bir tane ve ilk defa rom alıyoruz. Başka bir markanın görmedik galiba. Yani bu da dikkatimizi çekti. Bundan alacağız bir tane denemek için. Bunun da fiyatı 4.99. 1 litresi de varmış. 1 litresi de 7.79 ama şimdilik 70'lik alalım. Çünkü zaten çok az kullanıyorsunuz bir kokteylde. O yüzden bir de denemek için buna başlayalım istedik. Bakalım başka rom. Şurada da varmış yine. Beyaz rom diye. Havana Club'ın. Yanındaki de galiba aynı şekilde. Ama uygun fiyatlı ve böyle nedense bu çok temiz göründü gözüme. O yüzden bunu alacağım.
Şimdi de baharatların olduğu reyona geldik. Gerçekten hepsini de alabiliyorum, bu kadar. En altta çok büyükler var. Bunlar doldurmak için refil, kullanmak için şuraya kadar. Burada büyükler var. Yani neredeyse çoğu baharat var ama inanılmaz bir çeşit olduğunu söyleyemem burada. Şöyle yavaş yavaş geçebilirim. Bir de yukarıdan aynı şekilde küçükleri var. Enteresan bir şekilde burada organik olanları var. Biz de bir tane sarımsak turu alacağız. Şöyle organik ve toz. Bunun da fiyatı 7.69. Yanında da diğer markaların baharatları var. Ve aynı markanın ve başka bir markanın daha da kutulu ambalajlamaları var. Mesela burada bakalım, bir de toz soğan almamız gerekiyordu. Onu bulabilirsek bu markadan da alabiliriz. Ama sanırım burada da yok. Şöyle konserve ürünlerin olduğu bir reyona geldik. Burada da İtalya'dan gelen konserveler var. Şu dikkatinizi çekti. Bu da böyle doğranmış ve küçük parçalara ayrılmış bir domates. Organik domatesmiş. %100 organik domateslerden oluşuyormuş. Güzel de benziyor. Tane fiyatı da 2.09. Bir menemende kullanırız diye düşündük. Bir de börülce getirdim Türkiye'den. Kuru börülce. Daha doğrusu kuru denmez de ona. Taze olmayan börülce getirdim. Tam olarak adını getiremedim şu an. Onun için de böyle soğan ve böyle domatesle güzel bir yemek yapılabiliyor. O yüzden bir tane menemen, bir tane de börülce için alıyoruz şimdi. Şimdi asıl metroya gelme amacımız olan dondurulmuş bölüme geldik. Şöyle bir ürün bulduk. Ev yapımı böyle minik şu boylarda tavuk, parmak tavuklar varmış. Bunlar güzel olabilir diye düşündük. 25 ile 40 arası paça sayısı varmış ve 1 kiloluk. Bakacağız bunu denemek için. Bu markayı ilk defa gördük ama bu markanın başka bir sürü ürünü daha var burada. O yüzden buna bir şans vereceğiz şimdi. Bunun da fiyatı 14.22. Şimdi de bir peynir reyonuna geçtik. Diğer dondurulmuş ürünlere geçmeden önce şöyle bir peynir tabağı dikkatimizi çekti. Farklı peynirleri denemek için de bir fırsat olabilir ve böyle şarap gecesi için de güzel olur diye düşündük. Bir tane bunu alacağız. Meto'nun da aynı şekilde bir peynir tabağı var ama bunun porsiyonu çok büyük. Bu 9.68, bu da 8.55. Bu da porsiyonu bize uyduğu için bunu alıyoruz bir tane. Alacağım iki şey de yan yanaymış. Öncelikle bu avokado küplerinden alacağım. Yani o kadar iyi bir şey ki gerçekten her yerde bulunması gerekiyor bence. Avokadon iyi çıktı mı, çıkmadı mı, işte sarardı mı, yarısını nasıl saklayacağım, hiç böyle bir derdin yok gerçekten. Böyle birkaç parça çıkartıyorsun, kahvaltını hazırlarken zaten orada çözünüyor ve mükemmel bir şey. Bunun fiyatını hemen söyleyeyim. Tanesi 7.48 ve neredeyse yani 5-6 avokadoya eşit bir 1 kilo. Çok çok iyi bunun fiyatı. Bir tane de edamame alacağım. Meto'nun edamamesi gerçekten çok güzel oluyor. Ve diğer birkaç markayı da denemiştim. O yüzden bunu da gönül rahatlığı öneririm. Bu da aynı şekilde fiyatı hemen üst üsteymiş. 4.80. Tabii bunları böyle 6 taneden fazla alırsanız işte 7.48'den 5.50 bir şey kadar iniyor fiyatı ama böyle bir yerimiz olmadığı için alamıyoruz maalesef. Şimdi de sebze meyve reyonuna geldik. Mert'in uzmanlık alanı olduğu için patateslerin çok iyi olduğunu söylüyor ve bundan alacağız bir tane. Yine Speise Früh Kartoffeln. Bu çok iyiymiş. Fiyatı da 5.66. Dünkü pizza hamurundan sonra burada çok daha güzelini bulduk. Şöyle beşli. Bundan alacağız bir tane. Bunları da buzdolabında değil, buzlukta saklamak lazımmış ve kullandıkça da şişirmek lazımmış. O yüzden büyük buzdolabı poşetlerine koyacağız. Kilitli poşetlere. 5 tanesinin fiyatı da 9.47. Orada da tanesinin fiyatı 2.22 idi.
Şimdi 5 tane böyle pizza tabanı aldığımız için kocaman da bir tane mozzarella alalım dedik. Bunu da 5'e böleriz ya da daha fazlasını artık bakarız eve gidince ve buzluğa atarız. Kullanacağımız kadarını da çıkartıp rendeleriz. Güzel de olur. Bunun da fiyatı 7.27 ve 2.380 gram. Gayet iyi bence fiyatı. Gördün ya da şundan alabiliriz istiyorsan. Bir tane şundan alacaktık aslında tereyağı. Bu da tuzlu tereyağıymış. Sonra Mert başka bir şey buldu. Şundan alalım dedik bir tane. Bu da Fransız tereyağıymış. Gerçekten güzel olur. Ay. Bunu alıyoruz. Fiyatı da 6.58. Bir tane de sucuk bulduk şöyle. Helal ve 500 gram. Fiyatı da 7.27. Bunu da buzluğa atabiliriz herhalde. Yani umarım atabiliyoruzdur. Bir tane de şöyle 2,5 kiloluk mısır alacağız. Bunlar da gayet güzel görünüyor. Mert çok sever. O yüzden onu alıyorum öyle bir tane. Buzluk her zaman mısırımız olsun diye. Bunun da fiyatı 10.69. Şimdi pizza tabanı aldığımız için de böyle güzel pizza sosu da alalım dedik. Yine biraz önce aldığımız markanın. Bunun da besin değeri A'ymış, gayet iyi. İki tane bundan alacağız. Tanesi de 2.13. Bu da mesela makarna sosuymuş. Yine sarımsaklı ve galiba fesleğenli. Bu da güzel olabilir. Aklımızda bulunsun. Bunun da fiyatı aynı şekilde 2.13. Ve haftanın son durağı olarak da Lidl'a geldik. Buradaki düzen değişmiş ve girişte artık sebzeler var. Normalde burada konfleksler ve yulaflar vardı. Ve sanırım birkaç tane çerez vardı. O yüzden ilk olarak dikkatimi çeken şey bu oldu bir aydan sonra. İlk olarak şöyle bir kabak arıyordum. Güzel bir kabak. Onu da bulduğuma sevindim. Yarım kilo organik kabak. Sanırım 1 euroya mı denk gelecek? Yoksa hayır. 500 gramı 2.49'a denk gelecek. Şu kabakların kilosu 1.99'muş ama bunlar daha güzel göründü gözüme. Kiraz alacaktım ve bir de ne göreyim. Türkiye'den gelmişler ve 100 gramı 55 sent. Şimdi buradan böyle avuç avuç kiraz alacağız ve ne kadara gelecek hiç bilmiyorum. Bir de şöyle 400 gramlık bir yaban mersini alalım. Bu güzele benziyor. Şöyle bir bakalım hangi haftanın hangi günü. 25.05. Bunlar sanırım hepsi aynı. Evet hepsi aynı. 25.05. Biz şunu alalım. Mola 400 gramı 3.99. Ve simiti yakaladık. Gerçekten çok iyi oldu. Çünkü şu anda cumartesi saat ve 8'de 11 var. İki tane simit aldık. Tanesi 65 cent. Bir de uzun zamandan sonra şeftali gördük. Çok güzel oldu. Bir tane böyle dörtlü şeftali alıyoruz. 700 gram. Ve bunun da fiyatı 2.49. Bir de broşüre bakıp gelmiştim. Böyle 1 kilo karışık biber seti 3.79'dan 2.95'e düşmüş. Bir tane de 1 kilo bundan alacağız. Ve asıl gelme sebebimiz gerçekten buydu ve çok güzel oldu. 2 tane alacağım. Gerçekten kusura bakmasın benden sonra gelen. 2 tane nane alıyorum şimdi. Ve tanesi de 99 cent. Tam istediğim gibi naneler bu arada. Ben bu yeni düzeni çok sevdim. Burası komple meyve sebze olmuş. Karşısı aynı şekilde burası ve bunun arkası. Gerçekten her istediğimi rahatça bulabiliyorum. Ve konumuza dönelim. Şu közlenmiş köz biberlerden alacağız. Daha doğrusu mangallık biberlerden alacağız. 2 paket. Bunlar da 1.49'dan 1.29'a düşmüşler. Bir de limon alacağız böyle. Dörtlü hatta beşli bir tane bulduk. Çok iyi oldu. Genelde bunlarda küçük ve çok olmasına dikkat ediyorum biliyorsunuz. 500 gramı 89 cent. Dün Netto'dan almıştım ama burada da çok fazla çeşit görünce 3 tane daha Pink Lady aldım. Şöyle. Ve bunların da kilosu 3.39. Sanırım bu 3 tanesi 500 gram gibi bir şey olacaktır. Bir tane de çeri domates alalım gelmişken. Lidl'ın genel olarak çeri domatesleri gerçekten çok güzel oluyor ve bu aralar Azura'yı görmüyorum. Bunun da yarım kilosu 1.89. Ve Lidl'ın açık ara en sevdiğim ürünü bu. Kafeinsiz kapsül. Yani o kadar iyi ki. Gerçekten gönülden tavsiye ederim. Çok 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 iyi. Eğer Nespresso makineniz varsa alabileceğiniz en iyi kafeinsiz kapsül bu. Ve bunun 20 tanesinin fiyatı da 3.79. Ben şimdi 2 paket alacağım. Yani benim pek sevdiğim bir şey değil ama
Mert almış galiba zeytini. Bir saniye. Şöyle ızgara zeytin. Benim çok sevdiğim bir şey değil ama Mert seviyor bunu bizde. Bunun da fiyatını hemen göstereceğim. Sanırım bütün zeytin çeşitleri 1.79. Ne zamandır böyle bahar yaz için böyle minik minik küçük dekoratif ürünler arıyordum. Bunu buldum şimdi. O kadar hoşuma gitti ki. Bunu alacağım bir tane. Seramikmiş bu. Ve bir tane de bu pelikanlı bir küçük biblo var. Bundan da alacağım bir tane. Sonra bakıyorum başka. Sanırım yine seramik. Böyle bir tane de kaktüs var. Ama bunlar iki tane var. Buna da bir bakalım. Bana gösterdiklerimin dışında bir de bunu çok beğendim. Bence çok tatlı. Çünkü bunun altı galiba böyle cilalı değil. O yüzden ben çok dokunamıyorum böyle şeylere. O yüzden bunu tercih ettim. Çok tatlı olacak bence. Onun dışında böyle mum koymak için şöyle bir ürün var. Böyle minik ince ürünler var. Mesela şurada bir tane de böyle bir yaprak var. Ama bu böyle dik duracak gibi pek durmuyor. Yani bunu dik tutmak biraz mesele. Onun için bundan vazgeçtim. Bu üçü çok hoşuma gitti. Ve aşağıda da neredeyse aynı şeylerden var. Normalde 1.29'muş fiyatları ve Lidl Plus uygulamasındaki kupon aktif edince 1 euroya gelecek. 1 euro için çok çok güzel dekoratif ürünler. Bu Rotkapi'nin şarapların rozesinin alkolsüzü varmış. İlk defa görüyorum. O yüzden 2 tane alacağız şimdi. Ve indirimdeymiş de 4.99'dan 3.29'a düşmüşler. Ve bir şey de söylemeyi unuttum. Biz normalde pillerimizi evde şarj ediyoruz ve yeni pil hiç almıyoruz. Ama çok fazla elektronik eşya olduğu için özellikle kumandalar. Bu pillerde 2-3 tane yedeğimiz vardı. Burada da görünce tanesini 4.49'a 2 tane almak istedik. Evet, gelmeden önce broşüre bakmıştım ve çok güzel ürünler olduğunu görmüştüm. Umarım da bulurum diye gelmiştim. Böyle bu renk, amber rengi diye geçiyor galiba şişeler. Özellikle bu sprey şişe ve bu da sprey şişe. Bu da sanırım el sabunu için. Gerçekten çok güzeller ve bundan 2 tane mi alsam diye bir düşündüm şu anda. Bunları ben genelde minik konsantre ürünler oluyor ya da minik suda çözünebilen ürünler oluyor. Onlardan kullanıp el temizliğini bu şekilde yapıyorum. Çok fazla ürün kullanmamak ve kimyasal kullanmamak adına. O yüzden böyle cam şişeler ne zamandır arıyordum. Bunlardan alsam çok güzel olacak şimdi. Bir tane cam şişe, 2 tane de bundan alayım. Bir tane daha bulalım şöyle. Gerçekten çok güzel oldu. Tam istediğim gibi bir şey buldum. Ve çok mutluyum şu an. Tane fiyatı da 3.99. Tekrar bulamam diye şu sprey şişeden 2 tane büyük aldım. 2 tane el sabunu ve 2 tane de minik sprey şişe. Bunlar banyo temizliğinde çok iyi oluyorlar. Ben genelde konsantre cam temizleyicisi ve konsantre banyo temizleyici kullanıyorum. Onun ikisi için çok iyi oldu. Bunları da mutfakta kullanıyorum genelde. Bir tane de şöyle bir grill seti varmış. Bunu fırında da kullanabiliriz. O yüzden alıyoruz şu an için. Ve bizde taner var zaten. Orada da kullanılır. Böyle güzel bir set buldum Mert. Bunun seti de 9.99. Ya aslında dün aldık ama bu da çok güzelmiş. Zaten de yakın zamanda tekrar alacağız diye bir tane de bundan almak istedim. Aslında şu desen çok daha güzelmiş. Keşke bunu direkt olarak yapabilselermiş ama gerçekten bu da tatlı. Üçlü kağıt havlunun fiyatı da 2.79. Evet, hafta sonu keyfi için birer tane de bira alalım dedik. Bir tane Holston alacağız. 75 cent. Bir tane de Berliner Kindle alıyoruz. Bu da 89 cent. Tabii üstüne bir de depozito eklenecek.